uçak yolculuğu yaptığınızda size hostes yolculuk esnasında neye dikkat etmeniz gerektiğini anlatırken size şunu söyleyecek. Yukarıdan kaza anında maskeler indiğinde ilk önce maskeyi kendinize, sonra yanınızdaki çocuğunuza veya eşinize takın diyecek. Çünkü ilk önce siz nefes almalısınız. Size her gün verilen enerjiyi ilk önce kendinize kullanmalısınız. Siz hayatınızın kölesi olmamanız için kendinize değer vermeye başlamalısınız. Şimdi şöyle örnek vereyim. Siz sabah kalktığınızda size bir bardak su veriliyor. Ağzına kadar dolu olan su bir enerji olarak da düşünebilirsiniz. Genellikle insanlar ne yapıyor? Bunu o benim için şöyle düşünmesin diye veya hakkımda kötü düşünmesin diye dağıtıyor, değil mi? Bir kısmını ona veriyor, bir kısmını buna veriyor. Enerjisinin yarısı zaten öyle gidiyor. Geri kalanını da yine başkalarına harcıyor sürekli ve kendine bir şey kalmıyor. Kuruyor, akşama kadar kuruyor. Yüzü sararıyor, enerjisi bitiyor, tükeniyor ve artık tükendiği için patlıyor. Patlayınca ona buna, çevresindeki insanlara zarar veriyor. İlk önce fedakarlık yapıyordu akşama kadar. Sonra akşamda ne yaptı? Bütün yaptığı iyilikleri birden zarar vermeye başladı. Dolayısıyla ilk önce kendine değer vermelisin. Yani sana verilen bu enerjiyi, sana verilen günlük olarak enerjiyi ilk önce kendine vereceksin, kendine harcayacaksın. Yani kendini geliştireceksin, kendine zaman ayıracaksın 5-10 dakika. Kendi gelişimin için, dönüşümün için, değişimin için bir şeyler yapacaksın. Sen güçlendikten sonra, yani oksijen aldıktan sonra, enerjini aldıktan sonra da çevrendeki insanlara yardımcı olacaksın. Sen güçlü olursan o zaman çevrendeki insanlara faydan olur. Eğer kendine değer vermez, tükenirsen, kurursan o zaman kendine de faydan olmaz, başkalarına da faydan olmaz. Dolayısıyla ilk önce kendine değer vererek kendini tanıyacaksın. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gideceğim? Hedefim nedir? Eksiklerim nelerdir? Yeteneklerim nelerdir? Beni tutan şeyler, blokajlar, ayak bağlarım nelerdir? Bunlardan nasıl kurtulurum? Ve yeteneklerimi nasıl kullanırım? Bu yönde dönüşüm, gelişim ve değişim için kendine artık değer vermeye başlamalısın. Eğer kendini tanıyamazsan, kendini değiştiremezsen, dönüşüm yapamazsan, güçlenemezsen, ayağa kalkamazsan o zaman çevrendeki insanlara da faydan olmayacak ve zararın olacak. Kurban rolüne düşeceksin. Mağdur zihniyeti oluşacak sende. Sürekli ilgiye ihtiyacın olacak. Sürekli başkalarının arkasından koşmak zorunda kalacaksın. Onlara sormak zorunda kalacaksın. Hep izin almak zorunda kalacaksın. Devamlı başkalarının fikirleri senin için çok önemli olacak. Her seferinde kendini başkalarıyla kıyaslayacaksın. Yani bir çeşit birey olamayacaksın. Kişiliğin oluşmayacak. Öyle ortada kalacaksın. Kendini tanıyamayacak ve kendine yabancı bir insan olarak sana kimse değer vermeyecek. Dolayısıyla ilk önce kendine değer vermelisin. Kendini tanımalısın, yatırım yapmalısın. Kendini birey haline getirebilmek için hemen harekete geçmelisin. Şunu da eklemek istiyorum. Eğer sen kendine değer vermezsen başkası zaten sana değer vermeyecek. Çünkü seni köle olarak görecek. Çünkü sen artık birey değilsin. Birey olmayınca da köle oluyorsun. Köle sınıfında bir insan ve sana köle gibi davranacaklar. Sana değer vermeyecekler. Senin yeteneklerini görmeyecekler. Senin yaptığın iyilikleri görmemezlikten gelecekler ve seni sürekli ezecekler ve kullanacaklar. Ömrünün sonuna kadar bu şekilde ezilecek, kenara atılacak, değersiz bir insan haline geleceksin. Bunun sorumlusu ama başkaları değil. Bunun sorumlusu sen kendinsin. Çünkü sürekli erteledin. Tamam dedin, İsa Bey çok güzel konuşuyor ama harekete geçmedin. Patinaj çektin, tekerlek hep aynı yerde dönüyor. Karar verdin, yine başkalarının fikirlerine kulak verdin. Karar verdin, adım atmadın. Sorumlusu sensin. Yıllar geçti. Hep beni tavsiye ettin başkalarına. Videolarımı gönderdin. izledin. Birçok kişiye faydan oldu. Hep gönderdin, hep verdin, hep enerjiyi verdin. Ama kendin gelmedin, harekete geçmedin. Birçok kişi var öyle. Beni yıllardan beri tanıyor. Hep videolarınızı gönderdim hocam diyor, yaydım diyor. WhatsApp'tan, Facebook'tan, Instagram'dan. Birçok kişi benim vasıtamla sizin yanınıza geldi ama ben bir türlü gelemedim diyor. İşte sana verilen o enerjiyi sen ne yaptın? Verdin. Fakat kendine de vermen lazım. Kendine de ayırman lazım. Kendine de değer vermelisin. Sen de harekete geçmelisin. Hocam ben de harekete geçmek istiyorum. Tamam, artık kulağımı kapatacağım. Sağır kurbağa hikayesini de izledim daha önceden videoda. Önüme bakacağım. At gözlüğü takacağım. Kimsenin fikri benim için önemli değil. Ben artık kendimi geliştireceğim. Dönüşümüm için, gelişim için değer vereceğim artık diyorsan o zaman hemen, şimdi artık cesaretini topla ve benimle iletişime gir. Sen kendine değer vermezsen eğer sana başkaları neden değer versin? Bir düşün, bu soruya cevap ver. Sen eğer kendine değer vermeyip kendine yatırım yapmazsan, girip tencere takımına daha fazla para ödersen veya arabanın lastiklerine, jantlarına bütün paranı yatırırsan bir düşünsene. Senin o tencere takımı kadar değerin yok mu? Bir düşünsene, eğer araba jantı aldıysan çok güzel görünsün diye o araba jantları kadar değerin yok mu? Bir düşün. Sen kendine değer vermezsen başkaları sana neden değer versin? Arsaya, tencere takımına veya daireye, araba jantına para gömeceğine kendine yatırım yap. Çünkü bilim adamları yıllardan beri yaptıkları araştırmalara göre en iyi yatırım insanın kendine yaptığı yatırımdır. En hızlı karı insan kendine yatırım yaptığı zaman o kar gelir diye bunu ispatladılar. Arsaya yatırım yapıyorsun, seneye %30 artıyor. Eğer kendine yatırım yaparsan sonucunu hemen alıyorsun. Yani karını hızlıca alıyorsun. Bir hafta sonra, belki 2 hafta sonra ve hayatın değişerek dönüşüyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla artık harekete geçme vakti geldi. Eğer artık sen de kendine değer veriyorsan artık harekete geç. Hemen, vakti geldi. Ömrünü israf etmeyi bırak. Sevgili arkadaşlar, biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki tüm ülkelerde yaşayan vatandaşlarımıza, insanlarımıza ömürlerini tüketmeden, ellerindekilerini kaybetmeden onlara duygu, düşünce, davranışları nasıl değiştirip kendi yeteneklerini keşfederek, kabuklarını kırarak çevresindeki insanlarla daha huzurlu, mutlu, başarılı yaşamalarını onlara adım adım gösteriyoruz. Şimdi eğer siz de gerçekten başarmak istiyorsanız, huzurlu olmak istiyorsanız eşinizle, çevrenizle, dostlarınızla birlikte kendinizi keşfetmek istiyor, o çekirdeği kırmak istiyorsanız hemen şimdi videonun altındaki linke tıklayarak bizimle ön görüşme için başvuru formunu doldurup gönderiyorsunuz. Hoşça kalın.